Değerli misafirler, sözü daha fazla uzatmayacağım. Açılış konuşmasına hemen geçelim. Benim son dönemde tanıştığım en vizyoner ismi sahneye davet edeceğim şimdi. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin kurucusu. Bunun dışında bir sürü adım attığı inisiyatifler var aslında. Bir dizi kitabı var. Kitaplarından bir tanesi şirketine ismini vermiş. Dijitopya ve o şirket Türkiye'de şirketlerin dijital olgunluk seviyesini ölçüyor. Onlara dijital danışmanlık hizmeti de veriyor. Kendisi iyimser bir aktivist ve seri girişimci. Alkışlarınızla Sayın Halil Aksu geliyor sahneye. Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir zaman yolculuğuna çıkalım. 10 yıl geçmişten bugüne ve 10 yıl geleceğe doğru bakalım. Ama asıl bugüne odaklanalım. Benim yaşımda olanlar bu şarkıyı hatırlarlar. Dünden sonra, yarından önce. Alacağınız aksiyonlar bugünden ilgili. Ama bugün doğru aksiyonlar alabilmek için bugüne nasıl geldiğimizi anlamanız, Galiba nereye doğru gideceğimizi biraz algılayabilmemiz ki hiçbirimiz öngöremeyiz. Bugünü böyle geleceğimizi de bilmiyorduk. Daha birkaç ay öncesindeki gelişmeleri bilemiyorduk ki biz çok uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ama asıl sizi bu konuşmanın üç, son kalan üçte birlik kısmında sormanız gereken temel sorulara. Bugün her şey bir soruyla başlar. Kendinize en kritik bir soru sormanız gerekecek. Bu dünyanın içinde yapay zekayı dost mu edineceksiniz yoksa başımızı kuma mı gömeceğiz? Bunu daha önce yapan tarihte onlarca örneği var. Onlara hiç girmeyeceğim. Siz ama onları şu an hatırladınız. Evet gidelim bakalım 10 yıl öncesine. 2014 yani bu yılı da sayarsak 10. yıl e, gibi düşünecek olursak 2014 yılında ben kurumsal kariyerimden ayrıldım aslında 2013'te ve 2014'te hem dijital 2.0 hem endüstri 2.0 keşke 4.0 deseydim o günlerde bir konferanslar dizisi başlattık ve yapay zeka dahil olmak üzere geleceğe ışık tutmaya çalıştık. 2.0'ın kastı da what's next? Ne olacak endüstrinin? bir sonraki halindedir. Bizim için bugünkü hali 1-0'dı, gelecek hali 2-0'dı. Ondan sonra bunun adına 4-0 olarak değiştirdik. Akabinde bir rapor yayınladık. Benim çoğu kişi tanır, daha önceki şirketin adı Gelecek Hane idi ve gelecek trendleri, gelecek teknolojileri bakıyorduk. Ve bir gelecek perspektifi rapor yayınladık. Onun içinde de bu ekranda gördüğünüz gelecek modeli vardı. Ve sekiz ana alandan bir tanesi de ki o zaman da bunun adına yapay zeka devrimi dedik sonsuz bilişim, kvantumu da dahil ederek ve sonsuz zeka demiştik bugünkü GPT'yi bilmiyorduk tabii ki e, ama oraya doğru gideceğini algılıyorduk. Dolayısıyla e, bunun üzerine kura kura gittik. 2016'da çok önemli bir hadise oldu, AlphaGo, DeepMind'ın algoritması dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendi. Ve bu sefer deep learning, derin öğrenme bir anda ana sahnelerin konusu oldu. Bir önceki hamle 97'de IBM'in bilgisayarı hatırlarsınız Garry Kasparov'u yenmişti. Bunlar insanlık tarihine geçen Time dergisinin kapağına yansıyan başlıklar. Bunun algoritması Nature Science gibi dergilere kapak olan konular. Ki DeepMind şu an iddiasına göre OpenAI'dan ChatGPT'den daha gelişmiş bir large language model üzerine çalışıyor. Çok yakında yayınlanacak. Ee, 2017'de Berfu Hanım'ın da bahsettiği gibi biz bu kadar çok şey cereyan ediyor iken dedik ki sizin gibi dostlarımızı bir mekanda buluşturalım. 50 kişi 6 Mayıs 2017 tarihte Türkiye Yapay Zeka İnisiyatif kuruldu. Önümüzden bu sefer bir tren geçmiyordu. Işık Kızında büyük bir kütle geçiyordu, büyük bir cisim geçiyordu ve buna seyirci kalamazdık. Biz de bir şeyler yapmamız lazım. Farkındalığı arttırmak, ekosistemi geliştirme. Misyonuyla Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, özel sektör, kamu, STK, medya, girişimciler, akademisyenler, herkesin ortak katılımıyla bu, bugün de bu buluşmayı sağlayan ki 2018'de sonra bu buluşmalar başladı. İlk İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 14 Şubat'ta Yeni Aşkımız Yapay Zeka Sevgililer Günü'nde e, bir etkinlik yaptık. Sonra dediler ki bu bu günde etkinlik yapmayın biz sonra hanımlara, eşlerimize vesaire anlatamıyoruz. Geç kaldık eve. Öbür sene 2019'da bunu 14 Mart'a çektik bu sefer. 14 Mart Dünya Pi günüdür. 3.14 de dayalı olarak o tarihte yaptık ve yine 12 Mart'ta yapacaktık ki 2020 yılı hepimizin hayatını külliyen değiştirdi. Tüm dünyayı değiştirdi ve biz de online'a geçtik. Bu arada sessizce GPT-3 yayınlandı Haziran 2020'de. O zaman biz bunu anlatıyorduk. Chat dönüşeceğini bilmiyorduk. Öngöremedik de. 2021 yılı muhtemelen gelmiş geçmiş teknoloji dünyasının en çılgın yıllarından birisiydi. Maymun resimlerine milyonlarca dolar para yatırıldı. Bitcoin tavan yaptı ve tarihte bir daha öyle bir yıl yaşar mıyız? Yani teknoloji dünyasının dotcom krizinden sonra herhalde yaşadığı en çılgın lale devri diyebiliriz. 2022'ye girdik ve Merkez Bankalar dedi ki bu böyle devam etmez arkadaşlar. Bitcoin'un değeri bu değil, paranın değeri bu değil. Hadi bakalım, normal ekonomik düzene geri döndük ve 30 Kasım 2022'de neredeyse bir yıl önce ChatGPT hayatımıza girdi ve tüm diğer GenAI ve AI, 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 GenAI, 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 Gen AI, tüm konuşmalara, tüm dergilere, tüm gazeteler, tüm haberlere kapak oldu ülkeler o öğrenciler kullanmasın yani matbayı kullanmayın arkadaşlar üniversite sınavlarında kullanmasın orada kullanılmasın. hesap makinesini bilgisayarı elektriği reddediyoruz gibi bir duruma geldi ChatGPT evet icat ettik evet yok kullanmasınlar öğrenemeyecekler Hep onu öğrensinler onun üzerine bir şey yapsınlar yok istemiyoruz çok uzun sürmedi ama o dalga çok büyüktü İlk böyle dalgayı görünce sesler çıktı dalganın altına gelince kalınca sesler kesildi. Ve bugüne geldik. 2023 yılı itibariyle generatif AI furyası. Bir yandan bugüne nedense e, bazı araştırma şirketleri ortadaki kategoride olan değerli dostlarımız 15 trilyon dolar 5G hayata geçiyor. Dünya ekonomisinin etkisi 15 trilyon dolar. Blockchain çıkıyor ortaya. Dünya ekonomisine katkısı 15 trilyon dolar. CNA'ya çıkıyor. Dünya ekonomisine katkısı 15 trilyon dolar. O rakam 15 trilyon. O herhalde hazır bir Excel şablo var. Sadece teknolojinin adı değişiyor. Ve sonucunda 15 trilyon dolarlık bir etki var. Bizim iştahımızı kabartıyor tabii. Hepimiz tabiri caizse gaza geliyoruz. Son ama bir beyefendi çıktı ki diyor ki ben çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Ee, ama şahsi hayatında da tüm yatırımları Gen AI ve AI startuplarına bu arada bir herhalde milyarder olmuştur bu esnada. Yani üç haneli milyon en azından serveti vardır Geoffrey Hinton'ın. Google'dan ayrıldı bir interviewlar silsilesi verdi. Şu an derin öğrenmenin atası, babası sayılır. Turing ödüllü bir bilim insanı, bir nevi Nobel ödüllü diyebiliriz gibi takip etmişsinizdir zaten. Geldik bugüne. Yani son 10 yılın 10 dakikalık kısa özeti bu. Sonuç her şey yeni. Diğer yandan yeterince uzun teknoloji sektöründe yaşadıysanız, ben 50 yaşındayım ve birkaç başka furya da yaşadım. Her şey aynı. Ama özellikle bizimle ilişkilendirerek, bizim yaptığımız faaliyetlerle ilişkilendirince biz size söylemiştik. O yüzden bizim söylediklerimize kulak asmaya devam ediniz. Peki nereye doğru gidiyoruz? Ve en sık karşılaştığımız soru, en sevdiğimiz konu. Biz biliyorsunuz genelde bir grup Türk bir araya gelince dünyayı kurtarmaya çalışırız. Memleketi zaten kurtardık. Ee, bu grafiğin neresinde özellikle yıl koymadım çünkü bilmiyoruz. Bu grafiğin neresinde olduğunu tüm ekonomistler olay vuku bulduktan sonra bunun emareleri belliydi derler. Şu an biz bu grafiğin neresinde olduğumuzu, olduğumuzu bilmiyoruz. Ama eksponansiyel bir artış yaşayacağımız kesin. Ve Moore yasasından daha geometrik bir eksponansiyel yaşayacağımız. Yani iki kat katlanarak artmadı generatif AI'ın, üretken yapay zekanın kabiliyetleri. Üretken yapay zeka son dört yıl içinde bizim yüz bin yılda inşa ettiğimiz medeniyetimizi çözdü sorduğunuz her soruya nispeten akıllı cevap alabiliyorsunuz. Pek çok insandan alacağınızdan daha iyi akıllı cevaplar alıyorsunuz. Peki bunun ile yüzleştiğimizde, bu realiteyle ile yüzleştiğimizde ilk akla gelen soru nedir? Hayır mıdır, şer midir? Şimdi Stephen Hawking rahmetli ya da Elon Musk ya da Sam Altman gibi kişiler yapay zeka belki bizim son icadımız olacak dediklerinde düşünüyorsunuz. Bunlar hani nispeten akıllı gibi gözüken insanlar. Bunlar söylüyorlarsa bir bildikleri vardır. Geoffrey Hinton derin öğrenmeyi kurgulamış, icat etmiş, en önemli makalelerin yayınlanmış kişi. Ben çok pişmanım, bu bizim zorunumuzu getirebilir dediğinde en azından bir üzerine düşünmek gerekiyor. Ama bunu da insanlık tarihinde çok yaşadık. Hepimiz şömine başında oturuyoruz, birbirimizi yakmıyoruz. Hepimiz elektrik kullanıyoruz, kendimize çarptırmıyoruz. Bu, bu salonda bulunan herkes her gün eline kesici bir alet alıyor. Ve zannedersem, umarım hiç kimse bu kesici aletle bir insan üzerine yürümedi. Şu an bu salonda belki... 10 adet çakı vardır. Alışkanlık meselesi. Çantasının dibinde küçük de olsa bir çakı olabilir. Ve biz bunu emniyet için kullanıyoruz. Elma soymak için kullanıyoruz. Belki bir vida sıkmak için kullanıyoruz. İnsan üzerine saldıran kimse yok umarım aramızda. Dolayısıyla biz her icat ettiğimiz teknolojiyi insanlığın yararına olacak şekilde kullanmayı akıl edebiliyoruz. Bu esnada bir takım insanlar ölüyor. Bu takım bu esnada bir takım bombalar atılıyor. Bu, ta, bu esnada bir takım facialar oluyor. Otonom araç kaza yaptığında sansasyonel haber oluyor. Her gün trafikte insan ölüyor. Bir ameliyat odasında bir cerrah bir hastanın içinde makas unuttuğunda ya da başka bir problem olduğunda sansasyonel haber oluyor. Daha sonra yapay zeka bu seviyede değil. İnsan da bu seviyede değil. Yapay zekaya uyguladığımız çıta bugünlerde çok daha yüksek. Bakalım. Şer tarafından başlayalım. Halüsinasyon. Şirketlerin içinde bırakın şirketler evde, ailemizde, eşimizle konuşurken, evladımızla konuşurken birebir anlaşıyor muyuz? Bizim söylediğimiz aynı şekilde karşı tarafa geçtiğinden emin miyiz? Benim A dediğim karşı taraf bir halüsinasyonla B gibi görüyor olabilir mi? Şirketlerde biz buna uyumsuzluk, hizalanma, iletişim eksiklikleri, aksaklıkları diyoruz değil mi? İnsanların halüsinasyonuyla ilgili tüm problemler çözdük. Yapay zekan halüsinasyon problemi içimize dert oluyor. Sahte içerik üreten kişi yapay zeka durduk yere inisiyatif alıyor. Ben papa'nın böyle bir resmini yapsam iyi olur herhalde sansasyon olur diye karar veriyor ve bunu sosyal medyadan paylaşıyor. Var mı böyle bir şey? Bu kadar akıllı yapay zeka bilen bulan yapan varsa aramızda sahneye çıksın hemen. İnsan var bunların arkasında. İnsan niyetiyle bunları ve insanın tuşlara basmasıyla bunlar cereyan ediyor. Para piyasalarındaki algoritmalar hırsımızdan cereyan ediyor. Otonom silahların ve bu silah sistemlerinin yaygınlaşması bizim hırsımızdan kaynaklanıyor. Biz bu teknolojileri icat ettik. Pandora'nın kutusundan yapay zeka çıktı. Kutunun kapağı da kapandı. Bu teknolojiyle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Sağlık alanındaki o kadar çok problemimiz var ki teşhis, tedavi, ameliyat, rehabilitasyon onlarca örnek sayılabilir yapay zekanın gelişmiş özellikle çok veriyle donatılmış yapay zekayı kullanabileceğimiz alanlar. Sonsuz büyük venture kapital şirketleri özellikle odaklandıkları alanlardan birisi burası. Hem çok büyük bir maliyet kalemi devletler için, bizim devletimiz için de tüm devletler için ve aynı zamanda hepimiz daha sağlıklı yaşamak istiyoruz. Neden bir doktorun sabah keyifsiz uyanmasının sonucunda benim ameliyatım, benim sevdiğim bir insanın ameliyatı aksasın. Eğitim, hele bizim ülkemizde, hiç girmeyelim derinliklerine. Her çocuğun öğrenme kabiliyetleri, alışkanlıklar, hızı, tarzı farklıdır. Burada pazarlama departmanlarından olan insanlar vardır. Müşteriye özel davranmaya çalışıyoruz, segmentasyon yapmaya çalışıyoruz. 30 yıldır, 40 yıldır öğrendik biz bunu. Eğitime hiç uygulamıyoruz. Sağlığa da uygulamıyoruz. Ama telekom operatörümüz, bankamız her kişiye özel seslenmeye, koşullar koymaya, yardımcı olmaya, bir deneyim yaşatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu alanlarda yapılabilecek sonsuz fırsatlar var. Güvenlik. Bu kişiler bu ekranlardaki hırsızlığı, uğursuzluğu, problemleri nasıl anlayabilsinler? Yapay zeka, kamerayla, görüntü işlemeyle insan gözün insan aklını çoktan açtı. Ve artık hesaplı. Edge'de de çalışıyor. Uçtaki kameranın içinde de çalışıyor. Gözle yaptığımızı, kulakla yaptığımızı, elle yaptıklarımızın çoğunu artık robotlar, kameralar, yapay zeka yapabilir durumda. Ekonomik kullanım alanlarını tespit etmemiz gerekiyor ve yaygınlaştırmamız gerekiyor. Adalet hani bizim ülkemiz açısından baktığımızda neresinden tutsak ki elimizde kalıyor? Yargıç, savcı, avukat yine ruh haline göre, kendi interpretasyonuna göre, kendi yorumlamasına göre tüm dava dosyalarına bakılsa daha iyi bir adalet yaşanabilir mi? adalet salonunda, mahkeme salonunda bir yapay zeka otursun, hiç insan olmasın yanlış bir tasarım olur. Adil bir insan artı yapay zeka muhtemelen en iyi kombinasyon. Bu sektörde çalışacak olan insanların adalet anlayışından emin olmamız lazım. Sağlık sektöründe çalışan insanların insana hizmet etmek istemesinden emin olmamız lazım. Eğitim sektöründe çalışan insanların çocukları sevmeyeceğini, sabırlı olacağından emin olmamız lazım. Dolayısıyla ben Perfuan'ın bahsetti ve gerçekten öyleyim. Sadece romantik ve poliyanacı pembe rüyalar içinde olan bir iyimserlik değil bu. Genel itibariyle bu kadar insan bir araya gelebiliyoruz ve medeni bir şekilde bir konferans düzenliyoruz. Trafikte bile nispeten herkes şeridinden gidiyor. Kırmızı ışıkta büyük çoğunluk insan duruyor. Biz kurallara uyuyoruz, kuralları birlikte belirliyoruz ve medeniyetimizi ilerletmek, geliştirmek için, yaşam kalitemizi iyileştirmek, yükseltmek için bu teknolojileri kullanmayı becerebiliyoruz. O yüzden iyimserim. O yüzden de bu terminatör gibi robot görüntülerine karşıyım. Hizmetçi evimizdeki dolaşacak robotlara karşıyım. Biz bunların daha iyi kullanım şekillerini bulacağız. Peki... Bugün ne yapıyoruz? Bugün buradan çıktığınızda ofisinizde, şirketinize, evinize döndüğünüzde ne yapacaksınız? Hangi soruları sormanız gerekiyor? Zirvenin sloganı her şey bir soruyla başlar ama ben size altı soru getirdim. Özellikle üretken yapay zeka, Gen AI ile ne yapmayı planlıyorsunuz? Şirketinizde buna nasıl izin vereceksiniz? 2006 7 8 yıllarında bu tartışmayı sosyal medya için yaşamıştık hatırlarsınız. Ve desktoplarda yasaktı. Herkes cep telefonundan giriyordu. Yani okulda kopya çeker gibi sıranın altından sosyal medyaya giriyorduk. Çünkü şirketin bize verdiği bilgisayarda yasaktı. Bu dalgaların önünde duramazsınız doğru bir şekilde nasıl kullanacağınızı tespit etmeniz lazım. Eğitimle şirket kültürünüze göre politika işliyorsa politika, sınırlandırma koyuyorsa sınırlandırma, eğitimle teşvik etmekle, puanlamakla, ödüllendirmekle, takdir etmekle ise o şekilde ama bu dalganın önünde duramazsınız. Hangi problemi çözeceksiniz? Şimdi şu an ben pek çok şirkete gidiyorum. Davet ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Halil Bey Nereden başlayalım? Bu bir sihirli değnek değil. Sizin insanlarınız çözecek. Şu an şirketinizdeki normal akılla çözebileceğiniz problemleri bu aletler daha hızlı, daha iyi çözebilecekler. Belki. Denemeniz lazım ve değecek probleme karar vermeniz lazım. O yüzden şu an her departman, özellikle buradaki yapay zeka uzmanları, teknoloji liderleri, herkes sizden bir şey istiyor. Bizim oraya da ya Bak ben evde kullanıyorum chat GPT, böyle çatır çatır çalışıyor. Tamam ama şirketteki kullanımı biraz daha başka. Bizim verimizi expose edecek miyiz? Onun bir instance'ını kendimiz oraya mı kuracağız? Kendimizi eğitebilir miyiz? Eğitilmiş olanını mı kullanacağız? 10 tane başka soru var bunun arkasında ama soru bu. Hangi problemle çalışacağız? Yeterince veriniz var mı ve bu veriler etiketli mi? 10 yıldır bu etiketleme işini de konuşuyoruz. Çok tembeliz. Veri kalitemiz çok zayıf çalışanlarımıza anlatamadık. Fotoğraf çek, içindeki gördüklerini yaz. Mağazada hangi ürün, kenarı mı patlamış, üstü mü patlamış, ambalaj mı bozuk, on bozuk, çok basit. Ara yüzlerini iyileştirmemiz lazım. İnsanlar tembel, yazmıyorlar. Bir yerden tıklaması lazım. Görüntü işlemeyle hasarı görmemiz lazım. Otomatik doldurmamız lazım. Burada hatta veri etiketlemeyle ilgili startuplar var artık. İnsanımız tembel, insandan beklemeyin. Teknoloji de buna yardımcı olur. Etiketlenmiş, kaliteli çok veriye ihtiyacınız var. Sonra şu kenarda çalışan, bu da startuplara da sesleniyorum. POC ortamında muhteşem. Ki POC öyle bir haftada birkaç günde olmuyor, birkaç ay sürüyor öğrenmesi. Ama POC ortamındaki çalışan büyük bir bankada, büyük bir perakendicide kolay kolay ölçeklenemeyebilir. Bunu da karşılıklı öğrenmeniz lazım. Hem şirket olarak hem girişimci olarak hem akademisyen olarak aramızda akademisyen nerede olabilir? O makalede durduğu gibi durmuyor. Gerçek hayat çok hareketli. Bu kültürü yaygınlaştırmanız gerekiyor şirketinizde. Ve tabii ki altıncı ve en büyük madde kim yapacak? Şu an salondaki herkes İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa, İzmir, Antalya'daki yetenekli çocuklar için hepiniz birbirinizle rakipsiniz. Ve bu çocuklar evden çalışmak ya da hibrit çalışmak isteyecekler. Bu çocuklar kaliteli kahve içerler. Bu çocuklar nazlı, iyi bilgisayar isterler. Bu çocuklar serbest, özgür çalışmak isterler. Nazlarıyla oynamanız gerekiyor, bir form bulmanız gerekiyor. Standart geleceksin, ofiste oturacaksın, servisten taşıyacağım, götüreceğim. Zor işler. Hollanda'da çalışıyor çocuk zaten euro kazanıyor. Bu problem tüm genel dünya genelinde büyük bir problem bu. Türkiye bir miktar dezavantajlı ama burada yaptığınız projelerle, verdiğiniz özgürlüklerle çocukları çekebilirsiniz. Biz 2014'ten beri anlatıyoruz bunları. Bizi izlemeyi, dinlemeyi takip edin. Eğitim alanında try artık akademi anlam adında yapısal eğitim çözümleri sunuyor. Consulting bugün duyuruyoruz yeni. Bunun içinde olgunluk çalıştaylarımız var, use case, kullanım alanları çalıştaylarımız var. Hatta işte o POC ortamındaki iş, AI Ops ile canlı kullanım nasıl alınırla ilgili. Scouting, hangi startuplarla çalışmanız gerekir. Ideaton, Dataton gibi hizmetlerimiz var. Ve Trilabs'te özellikle yatırımcılarla, girişimcilerle ilişkilerinizi yönetmek, kurumsal inkübasyon hızlandırma programları ve benzeri gibi konularda try epeyce tecrübe kazandı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. sirvemize buyurunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Halil Aksu'ya gerçekten çok ilham veren bir konuşma oldu. Hem geçmiş 10 yıla götürdü bizi böyle hap gibi hem de önümüzdeki 10 yıla dair bir vizyon da ortaya koydu. Pandora'nın kutusu açıldı diyor Halil Bey. Yapay zeka ile artık yaşamayı öğreneceğiz. Bir generatif AI, üretken yapay zeka gerçeği var ve artık buna uygun yaşayacağız. Hayır mı şer mi? Tabii ki Halil Bey iyimser bir insan olduğu için insan iyi iyiyse yapay zekada iyiye gidecek mesajını verdi. Tabii dünyada bir human oversight tartışması da var. Yani insan hep devrede olacak mı? Olmalı mı? Bunun tartışıldığı bir dünya. Bir de hukuki altyapı çok önemli. Biz bir sorun yaşadığımızda yapay zekayı bu kadar çok kullanırken, ne yapacağız? Kime gideceğiz? Kime başvuracağız? Öğleden sonraki riskler ve fırsatlar panelinde bu konuya biraz kafa yoran isimleri sahneye çıkaracağız. Ve çok önemli bilgiler var. Onları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yapay zeka ile hukuk arasında önemli köprüler kuracağız o panelde. Onun da duyurusunu yapmış olalım. Ama her şey bir soruyla başlar dedik. Bizi altı soruyla baş başa bıraktı Halil Bey. Hazır mısınız dedi. Generative AI izin verilecek mi şirketlerinizde diye sordu. Hangi problemleri çözeceksiniz dedi. Yeterince etiketli kaliteli veriniz var mı ve çözüm bulunca nasıl devreye alacaksınız diye sordu. Şirket kültürünüz yapay zekaya hazır mı ve yeterli insan kaynağınız var mı? bütün bu sorularla baş başa kaldık. Gün boyunca bunları zaten düşüneceğiz, konuşacağız ama hemen yanıt bulmaktansa biraz bu sorulara kafa yormak da aslında bize önemli pencereler açacak diye düşünüyorum.